Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Mester. Bu modülde kablosuz sorunlarının giderilmesi hakkında konuşacağız. Network Plus sertifikasyon N10-004 bölüm 4.7'de dahil edildiği için son derece önemli bir konu olacaktır. Ve burada bir kablosuz ağda sorun giderilmesi durumunda öğrenmeniz gereken müdahalelerden şifrelemeye ve ESS ID uyuşmazlığına kadar daha çok fazla şey yer alıyor. O halde bir kablosuz ağın nasıl düzgün şekilde çalıştığını anlamaya çalışırken birçok şeye göz atmamız gerekecek. İlk olarak kablosuz müdahale ile başlayalım. Bu çok genel bir problemdir ve bu yüzden başlamak için iyi bir nokta. Bizim için bir probleme neden olan kablosuz ağımızın faaliyet alanı dışındaki bir şeydir. Şimdi kablosuz müdahale bazı zamanlarda önceden tahmin edilebilir. Eğer bir mikrodalga fırını çalıştırırsak bunun çok fazla müdahaleye neden olduğunu görebilirsiniz. Eğer 2.4 GHz'de çalışan bir kablosuz telefona sahipseniz, bunun sizin için kullandığınız kablosuz ağdaki ile aynı frekansta olabileceğini fark edebilirsiniz. Veya etraftaki yüksek bir güç kaynağı varsa, bunun açık bir şekilde belirtildiğini göreceksiniz. Ve şunu bilmek isteyeceksiniz. Neden bu oluyor? Bazen de problem önceden kestirilemez. Özellikle çok fazla insanın olduğu bir binada bulunuyorsanız, bu apartman olabilir veya bir ofis binası olabilir kablosuz ağların bugünlerde çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görürsünüz. Ve eğer herhangi birisi bir gün yeni bir erişim noktasını aktifleştirirse, bunun ne olduğunu bilmenizin hiçbir yolu yoktur. Bu binanın farklı bir kısmında çalışan farklı bir şirket olabilir. Ama diyelim ki bunlar sizin kullandığınızla tamamen aynı frekansla erişim noktasını çalıştırdılar. Bu biraz daha fazla problem olabilecektir. Ve bu tamamen önceden kestirilemeyen bir şey olacaktır. Bu yüzden bu tür bir şeyin ne zaman olacağını asla bilemezsiniz. İdeal olarak bazı ölçümler yapabiliriz. Burada benim oluşturduğum bir ekran görüntüsü var. Bu USB yoluyla bağlayabileceğiniz bir kablosuz analiz aracı için ve farklı frekansların bulunduğu ve bu tür problemlerden bazılarının neden olduğunu görebileceğimiz bir spektrum üzerinden istatistiklere sahip. Bu çok pahalı bir şey değil. Bunun gibi bir şey sadece birkaç yüz dolar civarında ve eğer yerel iş istasyonunuzu kontrol etmek istiyorsanız, fiziksel hatalar görüyorsanız netstat e'ye bakabilirsiniz. Ve bu size bu tür hatalardan bazılarını gösterecektir. Bunu görebilmek için ayrıca performans gözlemcisine bakabilirsiniz. Eğer Linux ortamındaysanız bu bir netstat i'dir. Burada kendi Windows sistemimdeyken netstat e kullandığımın örneğini görebilirsiniz. Ve ben gönderdiğim ve aldığım byte'ların sayısını tek yönlü ve tek yönlü olmayan paketlerin sayısını görebilirim. Ancak bu hata mesajında ilgimi çeken bir şey var. Kablosuz ağım üzerinden hatalar gördüğümde bu bana almayı umut ettiğim kadar fazla trafiği alamayacağımı söylüyor. Burada bunun sadece kablosuz bağlantı olmasından dolayı hatalar olabilir. Ancak çok fazla hata görmememiz gerekli. O yüzden birkaç dosya transferini gerçekleştirmeye değer. Burada gördüğümüz şeye bir göz atın. Eğer erişim noktasının tam altında bulunuyorsak, bize müdahalede bulunan başka şeyler olmadığı sürece çok az sayıda görüyor olmamız gerekir. Eğer bu müdahale sizin için problem değilse ve ağınız üzerinde insanlar iletişim kuramıyorsa, sorununuz kullandığınız şifreleme tipiyle ilgili olabilir. Ağınızda bulunan tüm aygıtların aynı şifreleme tipine sahip olduğundan ve tamamen aynı şekilde yapılandırıldığından emin olmanız gerekiyor. Kablosuz ağlar üzerinde İki öncelikli şifreleme yöntemi vardır. Bunlardan birisi diğer kişilerin bu bağlantılara girişini çok kolay bir hale getiren bazı kriptografik problemlerden dolayı artık kullanılmıyor. Buna Wired Equivalent Privacy veya kısaca WEP deniyor. WEP'i kullanmayın. Bunun yerine Wi-Fi Protected Access, kısa ismiyle WPA kullanmayı tercih edin. Bu en yeni şifreleme tipidir ve bunun WPA veya WPA2 olarak gösterildiğini fark edeceksiniz. WPA bu yeni şifreleme tipinin ilk jenerasyonudur ve web ile ilgili problemi bulduğumuzda kablosuz ağlar üzerinde bazı şifreleme tiplerine ihtiyaç duymaya devam ettik. Bu yüzden endüstriyi web tipi erişim noktalarımız ile kullandığımız, aynı donanımı kullanmamıza gerçekten izin veren bu ilk jenerasyon WPA ile açığa çıktı. Ancak bu farklı bir şifreleme yöntemi kullandı ve bu şifrelemenin düzgün şekilde çalıştığını doğrulamak için Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü yani TKIP, adı verilen bir şey kullandı. Netice itibariyle biraz rahatladık. Zaman kazanmış olduk. Ve sonunda VPA'nın son sürümü ortaya çıktı. Ve çok çabuk bir şekilde yaptığımız bu düzeltmeyi fark ettik. Bunun için günümüzde VPA2 ifadesi kullanılıyor. Bu bir IEEE 802.11-I düzeltmesiydi. 2004 yılında gerçekleştirdik ve şimdiye kadar düzgün bir şekilde çalışıyor. Şifreleme açısından bakıldığında yeterli dirence sahip bu TKIP kullanmıyor. Advanced Encryption Standard kısa ifadesiyle AES kullanıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de kullandığı bir şey. Buradakiler de kendi kablosuz ağlarında AES çalıştırabilmekten memnunlar. Ancak AES çok yüksek gereksinimlere sahip. Bu çalışabilmesi için biraz daha fazla kriptografik donanım kullanıyor. Daha iyi bir işlemciye ihtiyacınız var. Bu yüzden sahip olduğunuz aygıt VPA çalıştırıyorsa WPA2'yi kullanabilme becerisine sahip olmayabilir. Bugünlerde neredeyse her şey erişim noktalarının en son jenerasyonuna sahip ve WPA2'yi çalıştırabilir. Ve eğer sadece web veya WPA çalıştıran bir erişim noktasında çalışıyorsanız, sizin de bildiğiniz gibi donanımınız WPA2'yi çalıştırmak için tasarlanmamıştır. Eğer WPA2'nin olduğu bir ortamda çalışıyorsanız, burada farklı WPA2 türlerini görebilirsiniz. Bir tanesine WPA2 Personal Mode adı verilir. Ve bu kimlik denetimi için önceden paylaşımlı bir anahtar kullanır. Bu şu anlama gelir. Eğer bu ağa girmem gerekiyorsa herkese bu özel anahtarı vermeliyim. Bu kendi erişim noktam ile yapılandırdığım özel bir anahtardır. Bu sayede eğer birisi benim evime gelirse ve ağıma ulaşmak isterse şunu söyleyeceksiniz. Ben kablosuz ağımı yapılandırdım. Kişisel anahtarım şu. Benim ağıma ulaşmak için bunu doğru yazdığından emin ol. Güzel eğer daha önce büyük bir şirket ortamında çalıştıysanız bu özel anahtarın ne olduğunu etrafa duyuramazsınız. Aksi halde ağınızda oluşturmaya çalıştığınız tüm güvenlik riske atılmış olacaktır. Bu yüzden WPA2 ayrıca bir Enterprise Mod adı verilen mod ile birlikte çalışır. Bu 802.1x kimlik denetimi adı verilen bir şeyi gerçekleştiren ekstra server'a sahiptir. Eğer kablosuz kartınızın konfigürasyonuna girerseniz bunu göreceksiniz. Burada 802.1x kullan yer alır ve bu Extensible Authentication Protocol ya da kısa ifadesiyle EAP'tır. Bunun yaptığı şey bir harici sunucuyla konuşmaktır. Ortamınızda, ağınızda örneğin üyesi olacağınız bir domaine erişim sağlamak için muhtemelen size bir kullanıcı adı ve şifre verilmiş olacaktır. Eğer bu 802.1x kullanıyorsa kablosuz ağınıza erişmek için tamamıyla aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanabilirsiniz. 802.1x belirtmesi başka her şey için kullandığınız kimlik denetimi serverınıza gitmenizi ve burada giriş yapmanızı isteyecek ve eğer kablosuz ağda bulunmak için doğru yetkilere ve izne sahipseniz bu size izin vermiş olacaktır. Herkesin farklı bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olmasına rağmen hala herkes kablosuz ağa ulaşabilir ve bu gerçekten yardımcı olmaktadır. Şimdi erişim noktası şifrelemenizin ve istemci şifrelemenizin eşleşeceğinden emin olmak zorundasınız. Eğer ortamınızda WPA2 Enterprise çalışıyorsa laptopunuzu WPA2 Personal için yapılandıramazsınız. Bunlar iki farklı türde şifreleme tipidir. Eğer iş yerinizde web çalıştırıyorsanız bu bir WPA ortamına bağlanmayacaktır. Bu tür şeyler aynı seviyede birbirleriyle çalışmazlar. Bunlar tamamen uyumlu olmak zorundadır. O halde erişim noktanızı yöneten kişiye geri dönmeniz ve şunları sormanız gerekli. Bu iş istasyonunu nasıl yapılandırmalıyım? Laptopumu nasıl ayarlamalıyım? 802.1x'i açmalı mıyım? Normalde kullandığım kullanıcı adı ve şifreyi kullanmalı mıyım? Size yanıt vereceklerdir. Kablosuz ağlar ile ayrıca erişim noktanızla aynı frekans kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Bu yüzden yapılandırdığınız kanal veya iş istasyonunuzun kullandığı genellikle otomatik olarak belirlenir. İş istasyonunuz bir erişim noktasını bulmak için ve daha sonra bunda hangi kanalın bulunduğunu belirlemek için ve bu erişim noktası ile iletişim sağlamak için doğru frekansı kullanacak şekilde ayarlanır. Şimdi bu her zaman söz konusu değildir. Bir iş istasyonu, bir server'ı özel bir kanal için özellikle aynı alanda birden çok çoklu erişim noktası bulunduğu zaman manuel olarak yapılandırmak isteyeceğiniz ortamlar olabilir. Bu yüzden her zaman özel bir kanaldaki özel bir erişim noktasına gideceksiniz. Frekanslar ile ilgili olarak dikkat edeceğimiz bir şey de bu Wikipedia'dan alınan bir resim. Bu harika bir resim çünkü frekans açısından birbirleriyle gerçekten örtüşen kablosuz bağlantılardaki tüm kanalları göstermektedir. Bu kasıtlı olarak yapılmıştır. Ancak siz kanal 1, kanal 6 ve kanal 11'i bulacaksınız. Ve bunlara dokunmayın. Eğer siz kanal 1'de çalışıyorsanız ve diğer aygıt kanal 6'da çalışıyorsa bunlar birbirlerini duymayacaktır. Ve burada bir örtüşme olmayacaktır. Eğer kanal 1'deki bir erişim noktasında çalışıyorsanız ve bir diğeri kanal 2'de ise Burada bazı problemler yaşayabilirsiniz. Çünkü bu aygıtlar çok geniş aralıkta frekanslar üzerinde iletişim sağlıyor. Ve bunlar birbirleriyle karışabilir. Birbirlerine müdahalede bulunabilir. Bundan sakınmak istersiniz. Eğer birileri erişim noktasını göremiyorsa, bu servis seti tanımlayıcısı ile bir uyuşmazlıktan dolayı olabilir. Buna Extended Service Set Identification kısa ifadesi ile EES-ID denir. Ve bu erişim noktanız içerisinde yapılandırılmıştır. Erişim noktası varsayılan olarak genelde var olan herkes için yayın yapacak şekilde yapılandırılır. Merhaba, ben erişim noktası birim ve benim kapsama alanıma girmek isteyen herhangi birisi benim burada olduğumu ve kendimi tüm dünya için kullanılabilir hale getirdiğimi görebilir. Bunu kapatmak için varsayılan olarak erişim noktanızın içerisinde bir seçenek bulunur. Burada olduğunu kimseye söyleme. Bu yöntem ile erişim noktanızın e-SSID yayımını devre dışı bırakacak şekilde yapılandırmalısınız. Şimdi bu güvenli değildir. Çünkü yayımı devre dışı bırakmanız demek, herhangi bir kişinin bu erişim noktasını kullanmasını kısıtlıyorsunuz anlamına gelmez. Hala bu erişim noktasından paketler alabilirsiniz ve e-SSID'yi bulacaksınız. Paketler vasıtasıyla bunu yapmak oldukça kolaydır. Yani bunu bir güvenlik olarak kullanmayın. Bu daha birçok insan tarafından erişim noktasından haberdar olabilmek ve erişim sağlayabilmek ile ilgili bir şeydir. Hala şifrelemeye ihtiyacınız var. Hala kimlik denetimine ihtiyacınız var. Bu benim erişim noktam için yaptığım konfigürasyon. Eğer e-SSID yayınını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istersem, sadece işaretliyorum. Veya işareti kaldırdığımda erişim noktam kendini dünyaya duyurmayı durduruyor. Kablosuz ağlar uygulamada zorluklar yaşatabilir. Standartlar ile uyuşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Mesafeler farklı olabilir ve bu yüzden bu grafiği buraya koydum. Bu grafik kablosuz ağların 4 ana tipini gösteriyor. 802.11a, b, g ve n. Bunların farklı frekansları, farklı çıktıları kullandıklarına, kablosuz ağ üzerinden farklı miktarlarda trafiği gönderdiklerine ve ayrıca aralıkların oldukça farklı olduğuna dikkat edin. Bu farklı standart ayarlar için yaklaşık aralıklardır ve bunların hepsi sizin ortamınıza göre farklı olabilir. Şimdi bunun hakkında konuşacağız. Bu standartlardan birisi veya daha fazlasıyla iletişim kurabilen istemci makinelerinizin içerisinde kartlar bulunabilir. Ve bu yüzden kartlarınızın 802.11b ve g çalıştırması durumunda erişim noktanızın g olduğundan emin olmalısınız. İş istasyonunuzun en azından g üzerinden iletişim kurabilecek şekilde yapılandırıldığından emin olmanız gerekli. Eğer sadece 802.11b üzerinden iletişim kuracak şekilde yapılandırılmış ise bu G erişim noktanız ile asla iletişim kuramayacaktır. O halde istemciniz ve erişim noktanızın eşleştiğinden ve doğru şekilde yapılandırıldığına dikkat edin. Erişim noktalarınız da aynı şekilde yapılandırılabilir. Bunlar aynı zamanda B ve G'yi destekleyebilir. Ve eğer bu söz konusu ise herkesin hangi erişim noktasının yapılandırıldığını ve iş istasyonunuzun yapılandırılan erişim noktanızdan nasıl yararlanacak şekilde yapılandırıldığını bildiğinden emin olun. Burada kablolu ağlar ile ilgili olarak çok fazla endişe duymamanız gereken bir şey var. Ve bu sinyal yansımaları ve diğer aygıtlarda yansıma durumları. Bu gerçekten kablosuz ağlar söz konusu olduğunda düşünmeniz gereken bir şey. Şimdi bu IMI denilen bir şey değil. Bu hala bir parça problem. IMI orijinal ifadesiyle Earth Moon Earth'dür. Dünya üzerinde sinyal alan amatör radyo operatörleri bulunur. Bunlar bu sinyali ay üzerinden geri yansıtır ve dünyanın başka bir yerine bu sinyali dinletir. Bu çok sık olarak yapılan bir şeydir. Çok basit bir ekipman ile bir kablosuz sinyali geri yansıtmak oldukça kolaydır ve bunun için çok büyük çanaklara ihtiyacınız yok. Basit bir anten ve bazı basit radyo ekipmanları bunu ay üzerinden geri yansıtabilir. O halde eğer ben sinyalleri ay üzerinden geri yansıtabiliyorsam, sinyallerin çalışma ortamınızda bulunan metal kaplama kabinler, beton duvarlar ve daha birçok şeyden nasıl geri yansıyacaklarını düşünün. Genelde erişim noktaları kendileri üzerinde çoklu antenlere sahiptir ve bunun sebebi bir sinyalin en güçlü şekilde nereden geldiğini belirleyebilmektir. Bir bakımdan neden iki kulağınızın olması gibi bir şeydir. Eğer ikiden fazla kulağa sahip olsaydınız elbette daha iyi olacaktı. Ancak sinyalin nereden geldiğini belirleyebilmek için sinyalin geldiği yöne doğru başınızı döndürebilirsiniz. Eğer bir sinyal yansıması duyarsanız arkanızda bir eko olsa dahi evet bu yansıma bu taraftaki daha zayıf sinyal. Ana sinyal tam olarak ön tarafımdan geliyor. Bunu yapabiliyor olmanızın nedeni kafanızda iki kulağa sahip olmanızdır. Bu çok benzer bir durum. Erişim noktası iki veya daha fazla antene sahiptir ve bu sinyalin nereden geldiğini bilir. Kendi içerisinde dijital sinyal işlemeyi kullanarak diğer şeyleri temizler. Burada bazı devreler ve bazı yazılımlar vardır. Bunlar bir ekonun sinyalini beyninizden temizler. Bu sayede ağ üzerinden trafiği yeniden geri göndermenize gerek kalmaz. Bu gerçekten çalıştığı yönde marifetlidir. Ve mesele şudur ki ne yaptığınızın herhangi bir önemi olmaksızın yansımaya sahip olacaksınız. Fotokopi makinelerinden, metal kaplama kabinlerinden her yerden sinyal yansımaları olacaktır. Bu tür şeyleri değiştirmek zordur. Çok kolay bir şekilde fotokopi makinesini hareket ettiremezsiniz. Binanızın yerleşimini değiştiremezsiniz. Bu yüzden erişim noktanızın tüm bu durumlar ile otomatik olarak uğraşabilecek şekilde yapılandırılmış olması güzel bir şeydir. O halde bir anteni nasıl yerleştirebilirdik? Bir düşünelim. Bir binanın kat planına göz attığımız zaman mümkün olduğunca çok kapsama alanı elde etmek isteriz. Ancak bu kattaki her bir metrekareyi nasıl kaplayabileceğim ve herhangi bir frekans karışması olmadan bu alanda birden fazla çoklu erişim noktasını nasıl yerleştirebileceğim? Güzel. Bunu yapmak için gereken yolu burada gösterdik. Farklı alanlarda kendi tavanımda erişim noktasına sahip olabilirim. Bu alanlar ile sadece az miktarda örtüşme elde ettiğime dikkat edin. Bu sayede çok az güç yitimi ve sinyali engelleyen şeyler bulunuyor. En azından küçük bir örtüşmeye sahip olabileceğim. Ayrıca bu kanalların örtüşmediğine dikkat edin. Kanal 1, 6, 11 ve 1. Kanal 11, 1 ve 6. Bu teknik kanallardan hiçbirisi birbirleriyle temas kurmuyor. Kanal 1, kanal 1, kanal 1. Kanal 6 ve kanal 6 tam burada. Kanal 11 ve kanal 11 tam burada. Öyleyse frekanslar ile herhangi bir karışıklık yaşamayacağımı biliyorum. Ve ayrıca daha sonradan tüm kat boyunca döşeyebilirim ve herkesin gerçekten kablosuz sinyale sahip olduğundan emin olabilirim. Şimdi kablosuz ağlarda sorun giderilmesi ile ilgili olarak neler öğrendiğimizi görelim. İlk sorumuz hangi kablosuz şifreleme tipi tüm aygıtlar için önerilir? Hatırlayacağınız gibi burada asla kullanmak istemeyeceğiniz bir tanesi vardı. Sizin kullanmak isteyeceğiniz VPA veya VPA2'den birisiydi. Bir sonraki sorumuz hangi 3 2.4 GHz kanalı Amerika Birleşik Devletleri'nde örtüşmüyor? Burada ABD dışında çalışan ve biraz yardımcı olan bazı kanallar vardı. Ancak sadece ABD için bahsettiğimiz bu 3 kanal hangileriydi? Güzel. Bunlar Kanal 1, Kanal 6 ve Kanal 11'di. Son kablosuz sorumuz, hangi erişim noktası becerisi sıçrama ve yansıma ile ilgili problemleri minimize edebilmektedir? Bu erişim noktanızda bütünleşmiş olarak bulunan bir şey. Burada çoklu antenler ve dijital sinyal işlemesi vardır. Etrafınızdaki tüm bu geri yansıyan sinyaller konusunda Oldukça yardımcı olmaktadır. Bölüm 4.7'nin sonuna geldik. Burada genel bağlanabilirlik sorunlarının nasıl giderilebileceğini öğrendik ve bunların her birisini görmüş olduk. Şimdi kablosuz ağınızda problemler yaşadığınızda üstesinden gelebileceğiniz daha çok şey olduğu için daha fazla rahatlamış olmalısınız. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarına katılmak ve daha birçok şey istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz freenetworkplus.com